Evet, sonunda hepinize merhaba 2F1 ve POTA'dan. Selam Ozan, nasılsın? İyiyim Ferru abi, siz nasılsınız? Özledik vallahi. Vallahi öyle, hakikaten ya. Çeşme'de de görüşemedik. Biz gene gidiyoruz herhalde yarın, ama ona göre konuşuruz gene. Şimdi hemen biz maça gir ya yani maçlara, takımlara girelim diyorum. Kadınlar ve erkekler, bayağı da şeyler oldu. Öncelikle kadroları da konuşacağız. Kadınlarda tabii Asfel'i yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu takımımız. Ve Euroleague şampiyonluğundan dolayı da bir yıldız taktılar. Böylece hem kadınlarda hem erkeklerde Euroleague şampiyonu olan tek takım, tek Türk takımı olduk o bakımdan. Kutluyorum onları. Gerçekten de müthiş bir fark attılar. Tabii normal final maçlarında gözükmeyecek bir farktı bu. Asfer'de gerçekten, yani Euroleague'de, Türkiye Ligi'de bayağı hafif geliyor bizim kadın basket takımımıza diye bunu söylemek istiyorum. Kadro da bayağı değişti. Valeri Hoca tekrar geri geldi. 2 sene, 3 sene önce galiba Benim takımın. dönemimde, ben son dönemimde getirmiştik Valeri'yi. Evet, tekrar geldi. Yani öbür hoca gitti. Yani niye gittiğine girmeyeceğim artık. Bu arada da tabii lig de başladı. İlk maçı da hükmen kazanarak 6'da 6 yaptılar ve lider durumda takımımız. Kadınlar da kutluyorum. Yani burada tabii kadroya baktığında da bir McBride'la bir Kyle Stokes var yani geçen seneden. Gerisi hep yenilenmiş gibi gözüküyor. Hoca dahil buna. Değil mi? Yani Şimdi bilmiyorum. şöyle, tabii bizim geçen seneki kadromuz WNBA'de oynayabilecek bir kadroydu. Yani baktığınızda aslında Euroleague şampiyonluğunu insanlar biraz küçümsedi. Ya işte Ruslar yok, Ekaterinburg yok, Dinamo Minsk yok. Ama o takım öyle bir takımdı ki yani ben naizane Ekaterinburg da olsa o kadronun geçen sene şampiyon olacağını düşünüyorum. WNBA'de inanın bana finale gidebilecek yapıda bir kadromuz vardı. Bu Tabii sene de öyle şampiyon gidiyor. olduktan sonra bu sene de çok iyi bir kadromuz var. Kadrolarda yenilenmeler olur. Yani oyuncular bazen motivasyonunu kaybeder veya EuroLeague şampiyonu oldu diye iki kat maaş isteyebilirler. O yüzden hani basketbol şubesi kadın tarafı, erkek tarafı da öyle ama kadın tarafı iyi yönetiliyor. Dolayısıyla Valeri çok kıymetli bir hoca. Hem Fransız milli takımının hocası hem bizim hocamız. Hani keşke bizim dönemimizde devam etseydi, Keşke, ben çok değişmeseydi. istemiştim. İyi bir hoca, çok iyi bir hoca. Bir de çalıştığım için çok disiplinli, her zaman kulübü ve takımı önde tutan, hiçbir zaman ben demeyen, işte illa şu oyuncu olsun demeyen bir hoca. Dolayısıyla hayırlı olsun. Ben bu sene de EuroLeague'de açık ara şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Allah'tan bir sakatlık gelmesin. Kadın takımımız çok Yine tabii yine şeyler, rakibi. bir takım oyuncular sonradan katılacak filan, yani benim O gördüğüm. klasik Amerika'da biliyorsunuz Evet. Ekim-Kasım'a kadar finaller oluyor. Amerikalı oyuncuların kontratlarında o var. Zaten Kasım'ın 3. haftasına kadar oynuyor. Ya arkadan Christmas geliyor diyor. Bazı oyuncu Aralık başı geliyor, bazısı gelmiyor. Ocak'ta geliyor. Dolayısıyla bunlar hep olan şeyler. Ama sezon başında eksik oyuncularla bu Süper Kupayı bu kadar farklı kazanmak çok önemli bir şey. Sonuç itibariyle karşınızda Fransa şampiyonu var. Asvel dediğiniz takım az buz bir takım değil. Tabii Euroleague'de Ligde de, Euro kafasına... Euroleague'de de yani gene fark attılar. Tabii. Yani iyi bir kadromuz var. Dolayısıyla bu kadro bu sene de inşallah yine şampiyonluğa gider diye ümit ediyorum. Bir şey sorayım sana. Bu maç niye Asvel'de oynandı? Yani Euroleague Süper Kupa maçı. Ben o biraz ilk başta endişelendim. Ya bu ne şanssızlık dedim kendi kendime. Ya kendi O onu herhalde böyle baştan mı belirlenmişti bu acaba? baştan belirleniyor. Baştan belirleniyor. Mesela bu zaman Bologna'nın sahasında oynamıştık. Dolayısıyla baştan belirlenmiş bir şey diye düşünüyorum. Yani hiç fark etmiyor bu takım nerede oynarsa oynasın yani problem değil. Bence de takım çok iyi maşallah. Kutlayalım onları, hem tek yıldızlarını hem de Süper Kupa şampiyonluklarını deyip erkeklere gelelim. Orada da bayağı bir değişiklik oldu. Şimdi Tabii. erkeklerde hatırlarsınız geçen sene sezonu bitirdik. Bizim takımımızın gözüken eksikleri neydi? Uzun tarafında Motley geçen sene müthiş bir performans gösterdi ve hep diyorduk sizinle Allah bu Motley'i nazardan saklasın bir şey olursa ligi tamamlayamayız. Yani Motley çok tek başına kalıyordu. Orada Jekeri kötü bir oyuncu değil ama hiçbir zaman Fenerbahçe'nin ilk 5 oyuncusu değil. Dolayısıyla orada basketbol şubesinde yönetim ve hoca bu sene ilk atağı uzun rotasyonla yaptılar. Türkiye liginde düşünerek Sertaç Barcelona küçülmeye gittiği için
bir Sertaç fırsatı doğdu ki Sertaç dışarıdan şut da bulabilen, çok iyi niyetli, çok çalışkan takım oyuncusu. Dolayısıyla Sertaç'ın gelmesi çok pozitif bir şey. Bunun yanında Papayannis baktığınızda uzunlarda Avrupa'da, Avrupalı uzunlar içerisinde ilk 2-3 oyuncudan bir tanesi. Bir de kaptanlık vasfının olması. Hani nasıl bizim futbol takımında bugün bir sürü takımdan kaptan var. Bizim Euroleague şampiyonu olduğumuzda bizim takımımızda da işte Datome'si olsun, Bobby Dixon olsun, Bogdanovic'i veserisi hep lider basıp oyuncular. Papayannis de oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla 5 numara pozisyonunda bizim bu sene Euroleague'in en dominant takımlarından bir tanesiyiz. Jan Mader'ın şu anda resmi olduğu için ona değinelim. Bence bu bir fırsat transferi oldu. Yani daha doğrusu bu planlanan bu veya biz bunu... yetiştirdiği bir oyuncu bir kere. Şimdi Obradovic'in yetiştirdiği ve Orayes'le de devam eden bir oyuncu. Ama menajerinin değişmesinden dolayı ben bunu hocayla da konuştum. Menajerinin değişmesinden dolayı birkaç günlük boşluk içerisinde yeni menajeri artık Itudis'i mi tanır, bizim yönetimi mi tanır, daha fazla para alabileceğini düşünerek Fenerbahçe'ye başvuruyor. Fenerbahçe'de hemen tabii Jan Mader, Obradovic'in yeni vitrine çıkardığı çok gelişen, müthiş enerjisi olan, hakikaten kısa sıkıntısı yaşanan bir Avrupa Ligi'nde gelecek bayan oyunculardan bir tanesi. İşin şey tarafını bilmiyorum. Obradovic çok bozuldu ve kızdı bu işe. Çünkü benim bir oyuncumu ben bırakmadan benden bir oyuncu alıyorsanız önce Mauricio'ya, arkadan herhalde Sertaç'a, ondan sonra da Itudis'e. Çünkü önce bir bana sorarsınız ya ne oldu bu oyuncuyu diye. Her halükarda hani ben fırsat transferi olmasa, Obradovic bıraksa dahi açıp sorarım. Derim ki ya koç niye bıraktın bu oyuncuyu? Bize yarar mı? Bunun arka planda bilmediğimiz bir şey var Kesin mı? katılıyorum. Sormakta fayda var. Ona Oyuncu haber diyor. vermeden yangından mal kaçır gibi transfer edince tabii bu bir transfer başarısı aslında. Şimdi orada Obradovic değil de başka bir kulüp olsa ben derim ki bu bir transfer başarısı. Böyle yetenek var eden bir oyuncuyu aldık. Bir tek orada hassas nokta Obradovic'le bizim kulübümüzün, Mauricio'nun ve Itudis'in olan ilişkilerinde açıp hocaya bak biz bunu alıyoruz demek lazım mıydı değil miydi artık o şey değil. Yani Mauricio'nun Ben demiş sorardım. olmasını isterdim ben. Şeyden beklemem çünkü eski yazışmaları da var Sertaç Komşuoğlu'ndan. Yani Obradovic'i pek sevmediğini düşünüyorum. Oradan tabii oyunculara girdik direkt. Şimdi burada Sistina çıktı karşımıza. Şimdi kadro yapılanmasını konuştuk. 5 numara dedik. Şimdi Euroleague'de şöyle kritik bir nokta var. Çift uzunla. Euroleague çok defans özellikli ve hızlı oynanan bir lig. Şimdi çift uzunla yani iki tane 5 numarayla oynamak çok zor. Çünkü ağır kalıyor oyuncular. Zaten bunu son maçlarda da gördük. Yani Papayannis'te Sertaç'ı veya Sertaç'la Motti'yi beraber koyduğu anda bizde çok ciddi geriye dönüş ve dışarıdan kısalara baskı sıkıntısı yaşadık. Bizim dönemimizde Veseli ile Yudo öyle bir ikili olmuştu ki onları ayıramıyorduk. Çünkü Veseli'nin ayakları çok çabuk. Veseli bir 4 numara pozisyonda oynuyordu bizde. Aynen, aynen. Dolayısıyla Datome ile 3-4 Datome'yi kaydırıyorduk 3'e maçına göre. Veseli 4 oynuyordu. Şimdi baktığınızda bizim takımımızda geçen sene 4 pozisyonda Devin Booker oynuyordu. Devin Booker diyorum. Bizim Booker oynuyordu. Onun yanında da Nigel'ı çoğu maçlarda 4 numaraya kaydırdık. Yani biz aslında 2 numara olan Dechampierre'i 3'e kaydırıp Nigel'ı da 4 numaraya getirdik. Geçen sene çok iyi bir performans göstermişlerdi. Bu sene genç bir oyuncu. Geçen sene Telekom'da iyi işler yapan bir oyuncu. Ama naizane bu benim görüşüm. Gelişme gösterecektir ama şu anda Euroleague seviyesinde bir oyuncu değil Sesine. Yani Bu Euroleague'de 4 oynamak çok zor Ferro abi. 1 ve 4 pozisyonları Euroleague'de çok zor pozisyonlar. Yani bir oyun kurucu bir de 4. 4 neden? Hem iyi savunma yapacaksınız, hem hoplayıp rebound toplayacaksınız ama dışarıdan da şut bulacaksınız. Dolayısıyla Sestina buraya hazır bir oyuncu değil. Dolayısıyla şu anda bizim için guard pozisyonu konuşacağız bir numarayı. Ama en kritik eksiğimiz bence 4 numara. Yani biz muhtemelen Nigel'ı yine 4 numaraya getireceğiz. Nigel karşısındaki uzunlara göre 4 numarada bazen küçük kalıyor. Aslında en iyi olduğu pozisyon 3 numara. İkisinin Pierre'le birlikte 2 ve 3 pozisyonda oynadıkları maçları hatırlayın. Hani sırtı dönük o kadar iyi oynayabiliyorlar ki 3'ten 4'e kayabiliyor. Nigel tutulması zor bir oyuncu. Doğru. Ama onu 4'e, Pierre'i de 3'e kaçırınca bu sefer pozisyon dışı oynuyorlar. İstediğimiz verimi alamıyoruz. En azından sezon başı daha formda değiller. Dolayısıyla 4 numarada bunu kenara not edelim. Bir eksiğimiz var.
Var. Kesinlikle var. Tabii Sestina ile ilgili görüşüne de katılıyorum. Hakikaten daha henüz bir göz doldurmadı zaten oynadığı oyunlarda da. O bakımdan da ciddi bir sorun var. Şimdi Sertaç ve Papagiannis iyi transferler. Yan Nadar da sonuçta iyi bir transfer. Bir sürü de giden oldu. 6-7 kişi galiba. Şimdi burada tabii iki tane de şanssızlık yaşadık. Bir tanesi Brezilya'da olan oyuncunun Neto. sakatlığı, Evet. Neto'nun ve son olarak da Dorsey'nin sakatlanması kötü oldu. Çünkü bunu da konuşalım istiyorum. Çünkü ikisi de oyun kurucu gibi veya guard gibi oynuyor. Şimdi şöyle Ferro abi, sesine ilgili bir şey daha söyleyeyim, sonra guard pozisyona geçeyim. Şimdi yönetimler şuna bakarlar. 15 kişilik, hatta 16-17 kişilik kadro içerisinde bütçesi uygun, Türkiye ligini bilen, Türkiye'de de oynayabilecek, gelecek vadeden oyuncular alınır. Sesine'yi niye aldık diye ben eleştirmem kimseyi. Ama Sestina birinci dört numara değil. Dolayısıyla Sestina iyi bir backup olur, geliştirilir. Ama Evet. başka bir dört numara ihtiyacımız var. Veya hoca demiştir ki ben Nigel'la oynayacağım. Sestina'yı da her maç 28 dakika kullanacağım. Veya çift uzunla oynayacağım sistemde. Sistemi ona evireceğim. Onun için yönetimde Bielitsa'yla bir denediler. Baktılar yaz kampından dolayı hala bir iyileşme yok. Zaten Kızılyıldız'a gitti. Başka bir sakatlık. Ondan sonra basketbolu bıraktı. Dolayısıyla yönetimin planlamamış olması bir eksiklik değil. Bundan sonra bir müdahale yapılır yapılmaz Nigel'la devam edilir. 4 numara pozisyonunda eksiğimiz var ama takım içinden nasıl doldururuz teknik olarak hoca çözecektir. Şimdi esas Bu Neto bizim gelmiyor. en büyük sıkıntımız guard. Yani Ama guard derken ona guard'ı geleceğiz de ikiye şu ayıralım. Neto şey mi gelmeyecek mi? Şimdi Guard mı geliyor? şöyle Guard diye. bizim takımımızdaki en büyük eksiklik oyun kurucu. Şimdi bizde bir combo gardımız var. Wilbekin. Yani hem top getirip hem şutör. Evet. Point guard dediğimiz pozisyonda. Shooting guard dediğimiz pozisyonda Dorsey var. Calates oyun kurucu ama sezon başında biz açıklama yaptık. Dedik ki bu takım planlaması içerisinde işte bizim giden 4 numara pozisyondaki oyuncumuz Bielitsa'yla Calates'in takımımıza yeri yok diye biz resmen bir kulüp olarak açıklama yaptık. Şimdi Tamam, Bielitsa'yı teşekkür yolladın. ediyorum. Yaladık Calates kaldı. Ne olacak şimdi, bu adamdan nasıl verim alacaksın? Ve umurunda olacak mı? 36-37 yaşına gelmiş. Garantili kontratı var. Dolayısıyla oyun kurucu pozisyonunda Brezilyalı oyuncu çok doğru bir transferdi. Yani onu bunu bulup herkes söylüyor. yani o bir başarı, şöyle başarı, o adamı bulup getirmek. Çünkü hem fizikli inanılmaz derecede savunma yeteneği var. Şutu zayıf diyorlar da hiç belli olmaz. Şutunu ben görmedim. Yani oturup bakarsın Karates'e de maçta. zayıf deniyordu. Karates de bayağı sayı attı yani. Ya Geç. pozisyon Calates'ten daha kötü olmasının mümkünatı yok. Yani o pozisyonda oynayan guard için Calates'in şutu hakikaten yok. Ama Brezilyalı oyuncu bence şutu şu gayet yeterliydi ve gelişmeye açık bir oyuncuydu. Çok yazık oldu onun sakatlanması. Yani bence bütün planlarımızı alt üst etti. Evet. Tabii şimdi neye kaldık biz? Wilbekin'le Dorsey'i beraber oynattığınızda çok ciddi açıklar veriyoruz. Yani siz geçen gün hatta bizim Fenerbahçe grubunda yazdınız ya, Dorsey çok iyi sayılar atıyor. Dorsey atıyor. Dorsey atar. Dorsey orta sahadan da atar. Mike James'ten hallice bir oyuncu. Ama Dorsey disiplinsiz. Maçın olmadık yerinde Nereye? O teknik da mı faul disiplin? olabilecek. Teknik faul Mike James'i olabilecek. beğendim. Ha. Savunmada gamsız. Yani ben attığından çok yedirdiklerine bakıyorum. Euroleague'de ben bunu ısrarla hep her sezon söylüyorum. Attırmadığınız kadar iyisiniz. Dolayısıyla büyük bir silah maç içerisinde ama Wilbekin'le beraber oynatamazsınız. Eğer Dorsey'i kullanacaksınız yanına gerçek bir oyun kurucu lazım. Bu Jan Madar için bir fırsat aslında. Çünkü Jan Madar daha genç ama çok büyük enerjisi var. Çok iyi defans yapabilen bir oyuncu. Bayağı kullanıyor hocam. Kullanıyor çünkü Dorsey'le beraber çok iyi bir ikili oldular. Hani Evet. Wilbekin'le Dorsey oynayamayacağına göre Wilbekin'in yanında da baktığınız zaman Guduric'i koyuyor. Hani bir iki pozisyonları yapıyor. Hatta ben iki tane ikiyle oynadı. Yani üç pozisyonu değil, Pierre'le Guduric'i çift iki numara oynattı. Guard'la birlikte maçı öyle geri geldik son maçta. Yani o arayı kapatırken falan çok ciddi. Çünkü savunma eksiğimiz var. Sertaç'la Papayannis beraber oynadığında ağır kalıyorlar. Geri dönemiyorlar. Dolayısıyla dışarıdan çok üçlük yedik. Şimdi üçlüklerin savunmasını gardlar yapmaz. Üçlükçülerin savunmasını uzun kollu 4 ve 5 numaralar yapar. Hatırlayın bizde. Hani Modli de bunu çıkıp oynadığı zaman iyi yapıyor. Veseli bu işin üstadı. Euroleague'de herhalde en iyi dış savunma yapan, çember Evet, etrafını çok yani iyi. alanı savunan bir oyuncu.
Dolayısıyla Sertaç içeride etkili. Sertaç 2-3 tane çok iyi blok yaptı. Uzun kolları var, uzun fiziği var. Papayannis de öyle. Ama 4 numara eksikliğini karşıdaki gardları savunmada da yaşıyoruz. En büyük sıkıntılarımız bir tanesi o. Bir de 4 numara 5 numara dışarı çıktığı zaman bizim gardlarımız içeri devrilip içeride top almalarını engellemiyorlar. Yani ya umurlarında değil ya da beceremiyorlar. Yani ben içeriden çok boşu boşuna sayı yedik. Dolayısıyla hoca daha sezon başı teknik olarak bulacaktır onun çaresini. Ama şu beşliğe baktığınızda Yan Madar'la Dorsey'i beraber oynatıyor. Çünkü Yan Madar top getiriyor, savunma yapıyor. Dorsey çok iyi bir atıcı. Dechampierre, Hayes inanılmaz enerji ve şey veriyorlar. Defans özelliği Papayannis de içeride tipik bildiğiniz çok iyi bir numara. Dolayısıyla bu iyi bir kadro baktığınızda ama şimdi bir de Dorsey'nin ayak tarak kemiği çatlamış. Evet, böyle bir. O çok atletik bir oyuncu. Hızlı gelir ama 1,5-2 aylık bir süreç. O tarak kemiğini tam kaynamadan oynatırsanız çok tekrar eden bir sakatlık. İnşallah oraya vida veya bir plaka takılmasına gerek kalmaz. Kırığın şekline göre ona bakıyorlar. Ama 1,5-2 ay olmayacağı kesin. Ha, burada yönetim bir hamle yapıp zaten bir gard eksikliğimiz var. Alır mıyız? Kalates'i yollayıp kontratından kurtulamadığımız için bütçesel anlamda yeni bir hamle yapamadılar. Neto da var. Şimdi Neto'nun siz maaşının ne kadarını alabiliriz? FIBA'dan bilmiyorum. Dünya Ne kadar Şampiyonası'nda yani süre yok. Bir de milli takım. ben size bir şey söyleyeyim. Çapraz bağ kopmasında Şubat Mart gibi takımla idmanlara başlasa dahi bu sezonu unutun. Yani o performansı Evet ya. o üst Yani seviyede topu veremez. yeni Maalesef. tahmine kadar İnşallah çok döner. güzel. Ama İnşallah. çapraz bağ yani zor bir iş o. Çok zor. Maaşının ne kadarını FIBA'dan alabileceğiz? Yani alırız. Biz geçmişte Ya Bobby FIBA komik Dixon'la paralar ödüyordu ya. Şey FIBA demeyeyim, UEFA futbolda da oldu. Biz basketbolda 3-4 aylık maaşlarını aldık. Hem Bobby Dixon'ın hem Kalin için zamanında milli takımda sakatlandıkları zaman iyileşene kadarkini almıştık. Yani. Onun bir prosedürü var. Dolayısıyla burada bir hamle yapılıp bir guard ama nereden bulacaksınız? Guard yok. Yani Avrupa'da guard ve 4 numara sıkıntısı var. Ciddi Dolayısıyla soru bir var. efendim. Ciddi soru var. Bir de Wilbekin'e geleceğiz. Şimdi onun da Türk şeyini Şimdi sen o iyi bildiğin için bu konuyu. şimdi sırf Wilbekin değil bir de Larkin. Şimdi şöyle. Harker başka takımda. Yani o bizi ilgilendirmiyor da yani Wilbekin'in şeyi ne ben inanamıyorum. Ya böyle bir şey mi? Bobby Dixon'ın ismi bile değişmişti. Ali Muhammed olmuştu ya. Adamın bilmiyorum şu Şimdi anda. şöyle. Bu oyuncular milli takımın faydası olsun diye ve milli takımda oynayacaklar diye Türk yapılıyorlar. Bu teknik direktörden başlıyor. Hatta önce bizim Bobby Dixon döneminde de Bobby Dixon'ı Ergin Ataman karşı kendi takımına alacak onu. Galatasaray alacak. Sonra Ömer Onan'la benim arkadan kontrat yaptığımı duyuyor. Aziz Bey'in talimatıyla biz kaçırmıştık. Diyor ki ben vazgeçtim istemiyorum. Sonra öyle şey olur mu? Derken biz Bobby'yi Türk vatandaşı yapıp milli takımda da oynatmıştık. Şimdi milli takımda oynayacak diye Türk olan oyuncular hem Wilbekin hem Larkin. Neden ikisini de söylüyorum? Normalde Larkin 2 milyon dolarlık bir oyuncuyken Anadolu Efes'te 4-4,5 milyon dolarlık kontrat imzaladı. Neden imzaladı? Türk vatandaşlığı Oldu. olduğu için. Şimdi sen Türk vatandaşı oluyorsun. Ben işin bir şey kısmını anlatayım. Teamülünü anlatayım. Ondan sonra işin Fenerbahçe haksızlık tarafına da geleceğim. Şimdi teamül şunu söylüyor. Diyor ki ben seni Türk yaptım. Türkiye'de Türkiye statüsündesin. Türk oyuncu gibi oynuyorsun. Bunun yanında da eşek yüküyle de ekstra para alıyorsun Türk olduğun için. Biz Kia Stokes'u kadınlarda Türk yaptığımızda kontratına madde yazmıştık. Amerikalı olarak oynarsan 150 bin dolar alırsın. Türk olarak oynarsan 350 bin dolar alırsın. Onu o dönemde yapmıştık. Dolayısıyla ben sana Türk olduğun için ekstra para veriyorum. Aynı şekilde Wilbekin için de geçerli bu. Yani Wilbekin 2,5 milyona onun alma sebebi Türk olması. Şimdi Teamül şunu söylüyor. Diyor ki bir oyuncu sakatsa ve milli takıma katılamayacaksa gelir. Önceden doktor raporu yolladım, baktım, ettim yok. Milli takım kampına gir. O kamp neredeyse. Kampta milli takım doktoru artı milli takımın sponsor olan hastanesinde detaylı bir şekilde şeyden geçer. Kontrolden geçer. Milli takım doktoru oynayamaz dediği anda milli takımdan affedilir ve üzerindeki sorumluluk kalkar der. Yani bu genelgede var. Oyuncunun imzaladığı, kulüplerin imzaladığı milli takımların bir şeyi var. Kural defteri var. Biz Fenerbahçe'de bazen milli takım doktoruyla hemfikir olmadık. İkinci, üçüncü fikirler aldık.
İşte Ömer Taşar Hoca'ya yolladık. Azmi Hoca'ya yolladık. Hatta teşhisi biz koydurttuk. Milli takımda koyulamamıştı Bobby Dixon'a. Ama dolayısıyla milli takım kampına bu oyuncu gidecek. Şimdi Larkin, enteresan, ikisi ayrı konular. Ondan Larkin'i atıyorum. Larkin Türkiye'de ve gerçekten de sakat. Ama Türkiye'de olmasına rağmen İstanbul'da, yani 10 dakikalık mesafede gitmiyor milli takım kampına, doktor kontrolüne. Ben diyor kendi doktorum bakar bana. Ertesi günü de bunu bilerek, sakat olduğunu bilmesine rağmen Ergin Ataman kampa çağırıyor. Larkin de o gün kampa gitmiyor ve uçağa binip gidiyor. Şimdi Larkin eğer Efes Pilsen'in oyuncusuysa, Anadolu Efes'in, ve hala Ergin Hoca oranın başında olsaydı, hayatta bunu yapmazdı, affederdi, ben size söyleyeyim. Burada çifte standart var. Yani bizim Bilbehine bence Ergin Ataman yedi. Neden yedi? Sakat. Geçen senenin çoğunda oynamamış. Adam rehabilitasyondayım diyor. Doktor raporunu yollamış. Ha, hatası şu. Senin milli takıma gelip doktora gözükmen lazım. Şey de yalan bu arada. Ben birebir hem Ömer Fizikerse Onan'la iptal mi konuştum. oluyor Türklüğü, yani Türk olması, vatandaş Şimdi olması? şöyle. Şimdi Bu şöyle. daha Onun gelip acayip milli takıma geldi. gelmesi. Bu arada ulaşamadık falan diyor ya Ergin Ataman. Yalan. Neden yalan? Ben bunu Ömer'le de konuştum. Ömer Onan'la. Bir gün öncesine kadar federasyonun oyuncuya ulaşamama gibi bir şey var mı? Bizim federasyonumuz bu kadar beceriksiz mi? Bir gün önceye kadar oyuncuyla zaten konuşuyorlar. Yani milli takım sorumlusu, doktoru. Oyuncu ısrarla diyor ki ben size raporumu yolladım. Hem Fenerbahçe bizim kendi doktorumuzdan, hem de oyuncu kendi tarafından raporlarını milli takıma ibra ediyor. Rehabilitasyon sürecinde biz geçen sene Bilbek'in sakatlandığı için zaten Euroleague'de şey yapamadık, çıkamadık veya şampiyonluğu kaybettik. Dolayısıyla ama milli takım diyor ki bence bunu bile bile, bunu bile bile. Şimdi oyuncu gelmesi lazım eyvallah, ama sakattır veya rehabilitasyondadır. Milli takım buna göz yumabilir. Yani federasyon göz yumabilir. Ama Ergin Ataman bunu bile bile geliyor, milli takım ilk günü kampa çağırıyor. Toplandığı gün saat sabah 10'da burada olacak diyor. Orada olmayınca tabii tutanak tutuluyor olmayan oyuncuların. Disiplin cezası veriliyor. Yani Türklükten atılmıyor aslında. Disiplin Abi cezası Türklükten alıyor nasıl diyor. atarsın ya? Ben Bobby Dixon örneğini verdim. Bir farklı bir şey. Türklükten atılmadı. Şöyle, Yok. Türklükten atılmadı. Disiplin cezası yiyor. Disiplin cezası yediği zaman yine bunun vatandaşlığı baki. Yani Türkiye'ye TC pasaportuyla bu adam girip çıkabilir. Federasyonda zaten yine genelgesinde var. Yani Türklük statüsü verilirken diyor ki senin Türkiye'de Türk statüsünde oynayabilmen için disiplin cezası almaman gerek. Aldığın zaman Türk vatandaşı statüsünde oynama yetkini iptal ederim diyor elinden. Dolayısıyla buna da Peki Türk vatandaşı pasaportu ne oluyor abi? duruyor. Ya böyle Vatandaşlığı duruyor saçma şey, kural da ama saçma. artık diyor ben seni Türk oynatmayacağım Türkiye Ligi'nde diyor. Yani Allah Allah. cezalandırıyor. İkisine birden verdiler bu cezayı. Yani Larkin buradayken gitmiyor. Bizimki Amerika'dan gelmiyor. Ama ellerinde doktor raporları var. Yani gelip milli takımda görüşmeleri, ama bunu federasyon iki oyuncuyu da kaybetmemek adına idare edebilir miydi? Ederdi. Ama orada Ergin Ataman Panathinaikos'a gitti. Anadolu Efes'in hocası olsaydı Larkin'e ceza aldırır mıydı? Aldırmazdı. Ergin Bizim Ataman hala oyuncuya milli takımda hoca mı şu anda? milli takımda hoca. Hayır, ben şunu demiştim, yarım kaldı. Bobby Dixon milli takımda oynarken zannediyorum Wilbekin ve Larkin milli, onlar Türk oldular ve Bobby Dixon yaşlandı diye geri çekildi. Ama Bobby Dixon Ali Muhammed olarak devam etti. Türk olarak oynadı. Bakın Türk vatandaşlığı baki. Ama Türk Türk vatandaş. olarak oynadı. Milli takıma almadılar onu. Şimdi Yani milli takımda yaşından oynayıp dolayı herhalde oynamaması, diyorum ben. Veya daha iyi buldular diye bir öbürlerini. oyuncu Türk statüsü kazandıysa milli takımda oynayıp oynamaması önemli değil. Disiplin cezası alıp almaması. Yani hoca çağırıp da Bobby gitmezse o zaman elinden Türk statüsünü alırlar, vatandaşlığını değil. Dolayısıyla Bobby'de öyle bir durum olmadığı için Bobby'ye dediler ki biz senin yerine Larkin'i çağırıyoruz milli takıma. Almayacağız milli takıma. Bobby de tamam dedi ama Türk olarak oynamaya devam etti. Bunlar disiplin cezası yedikleri için beşer maç. O zaman Türk statüleri gitti. Peki Türk oyuncular, zaten Türk olanlar disiplin cezası yese ne oluyor? Onlar da mı yabancı statüsüne geçiyorlar mı? Hayır. Ha, Veya hayır, hayır. Ama şimdi sen adamın birisine, pasaportu var ya. ama ilk günden ben size verirken, ya Ferru abi ben seni Amerikalı yapıyorum ama sen ligde disiplinsiz davranırsan, milli takım kampına gelmezsen, milli takımlarda oynadığın süre içerisinde yüz kızartıcı bir suç yaparsan bu statünü geri alırım diye kontrat verip sen de imzalarsan tabii ki bu böyle olur yani. Bu oyuncunun
bir imzaladığı Türkiye Federasyonu ile bir kontrat var. Kontratın içerisinde yazan madde bu. Sen gelmezsen disiplin cezası yersin. Disiplin cezası. Şimdi siz şunu düşünün. Şimdi terse dönelim. Şimdi mağdur olan Fenerbahçe bu arada. Bizim yönetimin falan hiçbir ihmali de yok. Onu da konuşacağız da bir ara verelim istiyorsan. 2-3 dakika. Olur. Ondan sonra ara ver. Tamam, bir ara veriyoruz. Tamam. Ondan sonra devam edeceğiz. Tamamdır. Tekrar birlikteyiz. Evet, Wilbekin'i konuşuyorduk. Wilbekin tabii yani yönetimin ne kadar üstüne düşüp onu gelmesini sağlaması gerektiğini ya bilmiyordu ya aldırmadılar bu işi ya da söz geçiremediler diye anlıyorum ben. Ya şeyi bilemiyoruz arka perde olanları. Şimdi Wilbekin'in doktor raporu yollamıştır. Bizim kulüp doktorumuz yollamıştır. Bizim kulüp doktorumuz milli takımla zaten yakın çalışan doktorlar. Federasyonla ilişki Derya ya bak oyuncu rehabilitasyonda Amerika'da bunu bozmak istemiyoruz. Yani ne dendi bilmiyorum. Orada işi bozan Ergin'in ısrarla çağırması, aradık ulaşamadık demesi ve sonuçta bunun federasyondan en tepeye kadar şikayet konusu yapılıp oyuncunun disiplin cezası almasına kadar giden bir süreç. Yani ben burada Ergin Ataman bir Anadolu Efes'in hocası olsaydı Larkin'e bu cezayı aldırmak sıkardı. Larkin'e cezayı aldırmıyorsan Wilbekin'e de aldırmazdın. Yani orada hem Larkin'i şey yaptı, Anadolu Efes'i mağdur etti ama esas bence bize kötülük yaptı. Şimdi salı günü geliyor bizim salona Panathinaikoslar. Bana niye küfrediyorlar? Küfrederler arkadaş yani. Sen milli takım hocası iken koruyacaksın. Arayacaksın Fenerbahçe. Diyeceksin ki bak oyuncu gelmiyor. Sen bak yakın ilişki içinde olacaksın. Bu adam düşman olduğu için Fenerbahçe. Salı günü de ana avrat küfürü de yer. Ondan sonra da şikayet etmesin. Yok kulakla çıkıyor. Yok kaskla çıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Sana küfrederler. Göreceksin 3-4 hafta sonra. Panathinaikos'ta da aynı şey olacak. Pislik bir adammış eğer bu dediğin doğruysa. Tabii bu iş tamamen bitti mi şu anda yani? Bitti bitti. Tahkimden yani. Şimdi biz tahkime yeni başlıyoruz ama Larkin'inki tahkimden geri döndü. Larkin'inki geri döndükten sonra yani bunlar burada olmadığı için milli takıma karşı. Şimdi genelge çok net. İş eğer ceza vermeye gelirse verirler. Bunu engelleyemezsin. İmzaladığın kontrat var. Federasyonun ama yönetiminde başkan dahil bir sürü de Fenerbahçeli var ya Ali Çosun'dan. Ya şimdi şöyle federasyonda ben bunu Ömer'le detaylı konuştum. Kural vardır ama kurallar esnetilir. Sen bu oyuncunun geçen sene sakat olduğunu biliyorsun. Larkin'in de sakat olduğunu biliyorsun. Sen milli takım katkıda da bulunmuyor herhalde iyileşmesi için. Ya sonuç itibariyle sakat oyuncuyu sen buraya getiriyorsun. Kuralsa biliyoruz kural ama sen bunu doktorlarla konuşursun hakan. Yani iyi niyetliysen senin milli takım doktorun Amerika'da Wilbekin'in doktorunu arar. Filmlerine bakar. Oyuncunun tabii performanslarına bakar, koşusuna bakar, güç testlerine bakar. Artık bu iş bir ilim. Dolayısıyla oyuncunun güç testlerinden o maçta oynayamayacağı. Ama sen tabii milli takımda Cedi Osman da gelmedi. Cedi yat o zaman milli takımdan. Hadi göreyim bakayım. Öyle mi? Gelmedi. Gelmedi tabii. Alperen şimdi Amerika NBA oyuncularının gelme zorunluluğu yok. Alperen'le Furkan ihtiyaç olduğu için geldiler buraya. Çok da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ya Cedi'nin kendi hazır değildir, yorgun. Ne maçı? Eleme maçları işte Dünya Şampiyonası. Eleme maçı, hazırlık maçı. Dünya maçı eleme şampiyonası. Ha eleme maçı ya, pardon. Hazırlık değil canım. Elendik ya, gidemiyoruz ya, hep evden seyredeceğiz ya, bu sefer milli takımında bir tane günah keçisi bulması lazım. Günah keçisi Wilbekin. Wilbekin sakat sakat gelecek, oynayacak, milli takımı kurtaracak. Şimdi sakat Wilbekin'le milli takım kurtulacaksa vay halimize. Sen önce Ergin Ataman'ı yolla, oraya adam gibi bir hoca getir. Öyle değil mi? Oynara bak yani. Türkiye'de hoca mı kalmadı başka? Git dışarıdan getir, Futbol Federasyonu Montella'yı getirmedi mi? Neyse yani, bence bu iş Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'ten gitmesiyle bağlantılı. Panathinaikos olduğu için umrunda değil. Larkin'le Wilbekin'i bir de yalan söyleyerek Wilbekin'e ulaşamadık diyor. Öyle bir şey yok. Bir gün önce konuşmuş milli takım Wilbekin'le. Yani bu tabii berbat bir adammış. Tabii bizim hocaya da gelelim istiyorum kısaca. Şimdi bir reaksiyon da var. Şimdi geçen bizim futbol programında Faik çok güzel bir chart göstermişti. İşte futbolda 15'te 15, işte şu basketbolda şu kadar. Ama basketbol bozdu hafta. Hep yani her maçı kazanmış gözüküyorduk. Basketbolda birinciyi Karşıyaka'ya kaybettik. Arkasından da geçen hafta Valencia'ya kaybettik. Tabii oyunda, oyuncu değişikliklerinde filan bir reaksiyon oldu.
Ve bayağı bir Obradoviç gene sesleri var insanlarda. Ve İtudis'in bu işi yani ya ciddiye almadığı ya bir sorun olduğu filan söyleniyor. Galiba Yunanistan milli takımını da bırakmış mı, bıraktırmışlar mı, öyle bir şey oldu. Yollandı galiba. Yani bırakmak zorunda kaldı. Şimdi şöyle bir şey var. Sezon başına maçları kaybedersiniz. Karşıyaka ligde tehlikeli bir takım. O deplasmanda full salonda yenilirsiniz. Bu ben de yenildim orada geçmişte. Obradoviç de yenildi. Obradoviç yarı finalde Karşıyaka'ya Şampiyon yenildi. oldu Şampiyonluk karşıya. gitti. Olabilir. Karşıyaka'ya yenilmeyi eleştirmem. Valencia'da Euroleague başında olabilir yenilir. Ama takımın verdiği ışık, takımın oyun kurgusu, yani elinde bu kadar geniş bir kadro varken ben Itudis'e son 2 yılda verilen desteğin ve oyuncu kapasitesinin ondan önceki yıllarda ki hocalara verilmediğini düşünüyorum. Yani Obradoviç sonrası hocalara. Dolayısıyla bu Itudis ne istediyse alındı. Şimdi Campazzo gibi bir oyuncu bizim kapımızda beklerken sen Tyler Dorsey'i aldırıyorsun. Yunan milli takımda oynuyor diye. Söylemiştik zaten geçen Yunan sene. milli takımına da gidiyorsun Volkat'ı çağırıyorsun Olympiakos'tan Tyler Dorsey'i çağırmıyorsun. O zaman bize niye Tyler Dorsey'i aldırdın? Ya Tyler Dorsey'i yollamaya kalktın. Alıcı bulamadın. Tyler Geçen Dorsey sene kaldı. gidiyordu, doğru. Tabii kendin getir. Sokrates de gidiyor dendi. O da herhalde onun onayıyla. Yani ben şuna inanıyorum. Hoca Milli, Yunan tuttursaydı milli. ben Campazzo istiyorum diye. Orada Sertaç'la beraber giderdi. Ali Koç da fırsatını kullanır diye düşünüyorum Katılıyorum. ben. Dolayısıyla Campazzo gibi oyuncuyu kaçırdık. Önümüzdeki 3-4 sene boyunca göreceksiniz Real Madrid'de fark yaratacak bir oyuncu. Çok Hala önemli bir Real oyuncu. Madrid'de mi Campazzo? Real Madrid'de tabii. Çok kötü. Ezip geçiyorlar yani. Evet, şu anda zaten puan durumunda da Barcelona ile o, ki sen küçülmeye gitti dedin ama gene Veseli filan canavar gibi oynuyorlar. 2'de 2 yani, daha çok başta bir ama Euroleague'in Barcelona yeniden yapılanmaya gitti ama çok iyi de İspanyol oyuncuları var. Çok iyi genç oyuncularla da orayı aldı getirdi. Mirotic'den kurtuldu. Şimdi Mirotic değişik bir oyuncu. Çok büyük bir star. Çok büyük paralar kazanıyor. Biraz evet. takım dengesini de bozuyor. Mirotic gidince top eşit dağılmaya başladı herkesin elinde. Dolayısıyla Barcelona da bu sene çok tehlikeli. Ben Itudis için bu senenin bir ateşten gömlek olduğuna inanıyorum. Yani bu sene de eğer bir netice alamazsak Itudis'in bizde süresi sınırlı kalır diye düşünüyorum. Yani bize geldiğinden önce de Rusya'dayken zaten bu söylenti vardı. Yani eğer şampiyon olmasa son senesi miydi neydi onun? Ferru abi 12-13 senede 54 milyon euro ortalama bütçeli 2 şampiyonluğu var. Birisini bizden çaldılar. Yani Itudis kötü Evet, bir koç çaldı. mu? Değil. Ama öyle çok büyük bir şey değil yani. Kaç yıl hocanın yardımcılığını yapmış birisi. Rusya'da hakemlerin, federasyonun, Eurolig'in şeyine sığınmış ve devamlı itiraz halinde. Çünkü alışmış Ceska'da o Abi itirazların her hepsini şeye çaldıkları itiraz için. ediyor. Zaten o beni deli ediyor ya. Ya şey gibi bizim o Türkiye'deki diğer takımın hocaları gibi her şeye itiraz ediyorlar ya onlar da. Alışmış Evet. çünkü Ceska'da o itirazlar devamlı cevap alıyor orada. Ama burada Türkiye'de Fenerbahçe olunca bize de herkes düşman olunca vermiyorlar o itirazları. Vermiyor. Hakkımız olan şeyi de vermiyorlar bu sefer. Evet, bu bir şey, kötü bir alışkanlık bence de. Bunu öğrenmesi lazım. Her şey yani bana antipatik gelmeye başladı, onu söyleyeyim açıkçası. Yani bu itirazları özellikle. Çünkü Obradoviç'in mesela bir ağırlığı vardı hakikaten. Yani itiraz ederse herkes bir ciddiye alıyordu onu filan gibi bir adamdı. Gereksiz itirazda bulunmazdı da o yüzden. Bulunmazdı çünkü. Doğru, ama ne diyeyim bilmiyorum işte. İnşallah iyi olur. Bu teknik heyete de bir bakılsın diye düşünüyorum. Maçlardaki skor dağılımımızda tabii gene Motley ve Guduric'i gördük en tepede. Bir de Milano'yu yendik burada tabii. O da iyi bir skordu ama Guduric çok formsuz geldi. Milli takımda da evet, dünya bu formsuz. şampiyonasında da çok formsuzdu. Tabii guard eksikliğinden dolayı Guduric süre almak durumunda. Evet. Dinlendiremiyorsunuz. Oyuncular da oynadıkça forma giriyorlar. Ama sezon başında Guduric'in milli takımdan yorgun gelmesi mental ve fiziki olarak ona da haksızlık yapmayalım. Çünkü kolay değil. Hani herkes tatile gitti. 2 ay tatil yaptı o milli takımda ve finale kadar da gittiler. Dolayısıyla gelmesi bizim için çok elzem. Çünkü kısa pozisyonda çok büyük sıkıntılarımız var. Katılıyorum. Evet, Datome Datome müthiş bir adamdı ya vallahi. muhteşem bir oyuncu. Size kısa bir anekdot anlatayım. Bunu transfer edeceğiz. Ben Aziz Bey'e dedim işte Datome istiyoruz. Ya dedi Menengin'den sonra İtalya basketbolundan böyle büyük oyuncu mu çıktı falan. Hani espri yapıyordu Aziz Bey. Biz Boston'a kadar gittik. Görüştük kendisiyle, menajeriyle, Mavizyon'un desteğiyle.
Sonra oyuncu bizim projemize inandı ve getirdik. Tabii daha bize katılmadan ya Dünya Şampiyonası ya Avrupa Şampiyonası. Datome ilk maçı. Azibey de tabii transfer ettik. Heyecanlıyız. Maçı seyrediyor. 13'te 1 atıyor Datome. Beni gecenin birinde aramıştı başkan. Ya bu oyuncuyu aldığınız oyuncuya da size de diye. Tabii oradan sonra çok büyük bir oyuncu. Yani teknik olarak oyunculuğun yanı sıra müthiş bir lider. Soyunma odasında her zaman takımı toplayan. Panathinaikos maçında o 2-0'dan sonra şampiyon olduğumuz sene gittiğimiz orada ilk yarı 14 sayı farkla biten devre arasında bizim hepimizi soyunma odasından çıkartıp takımı toplayan, gidip okulları gezen, küçük çocuklara kitap okuma nasihatleri veren, İstanbul'un Aynen. Instagram'ında tanıtan İstanbul'u devamlı tanıtan çok çok müthiş adamdı yani. bizden birisi, bizden birisi. Ben birisiydi ve ben her maçtan sonra 14-17 sayı atmış. Yani ne zaman attı bu adam diyorum ya. Bu böyle hayalet diyorduk ona o zaman. Yani hayalet gibi bir yerlerden atmış adam böyle sayıları. 14-17 sayı müthiş adamdı. Ona iyi bir tekrar kutlama yapıldı bıraktığı için basketbolu Orada da. hem bizim idare ekibi hem de taraftarları kutluyorum. Müthiş bir Datome'ye evine Yani hoş çok geldin. dev bir poster vardı. Muhteşem. Teşekkürler diye yazan. Onu da kutlamak lazım hakikaten diyelim. Bir de bu arada şunu bahsetmek istiyorum. Yani bayağı bir sponsorumuz var aslında. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Şimdi bir şöyle bildiklerimi yaptım. Kadınlarda bir kere Alagöz Holding var. Zaten takımın adı. Adidas zaten var. Formanın şeyi. Yemek sepeti, forma kol yanı diyor. Gene Formalen Çelik diye bir isim var kadınlarda. Gain sırt sponsoru. Yani bazıları yurt dışında, bazıları yurt içinde anladığım kadarıyla. Bir de DSV Lojistik Short sponsoru. Erkeklerde Beko zaten var, Adidas var. MSC, Round Global International ve Mahkeme Lokantası formanın yanında oluyor. O pek Evet. düşük zaten. Ama hepsine de ayrıca teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Kesin. Amaçla destek. Sponsorluklar çok önemli. Tabii ne rakamlar veriyorlar bilmiyorum ama bu Onlar şeffaflıktan dolayı gizli. formanın boş kalmaması çok önemli bir şey. Tabii Avrupa'da oynadığınızda şimdi Fenerbahçe'ye baktığınızda en çok takip edilen takımlardan birisi. Real Madrid'de oynuyor, Barcelona oynuyor. Yani basketbolda hep onu söyledim. Basketbol çok önemli bir mecra bizim için. O Aynen. elitler liginde hep Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın Real Madrid Başkanı'yla yan yana oturabilmesi basketbolda oluyor. Futbolda bir daha onlarla ne zaman oynayacağız? İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Seneye şampiyon otururuz ama Ali Koç kendi iş adamlığı ve koç olması sayesinde gider, oturur. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın Real Madrid'in başkanıyla bugün yan yana maç seyredebilmesinin tek yolu Fenerbahçe basketbol. Doğru mu? Şu anda futbolda %100 üçüncü katılıyorum. ligde oynuyoruz. Şampiyon olursak Şampiyon Ligi'ne gideriz, Real Madrid'e denk geliriz. O zaman başka ama onun dışında biz yıllardır bayrağı en üst seviyede. Yani biz Barcelona'ya Real Madrid'e transfer yaptıran takım olduk. O yüzden basketboldaki o ilk baştaki küçülme sevdasını yani orada Buran Karaçam'dan çıkan bir şeydi o. Yani zarar eden şube. Ya zarar ediyor da 10 milyon euroya sen dünyanın en elit kulüpleri listesindesin. Evet. Verirsin. Gerektiğinde bir oyuncuya veriyorsun 10 milyon 2 yıllık kontrat. Oyuncu iyi Ya oynayamıyor sorma ya. futbolda gidiyor. Yani Sorma. sonuç itibariyle ona göre sponsor yaratacaksın ama neyse geri döndük takımı. Yani baktık ki basketbolda bu iş çok önemli. Taraftar da küstü. Şimdi yine doğru bütçeler. Yani çok büyük para harcamıyoruz ama alıyorlar yani. Evet. Kaliteli oyuncu geliyor takımımıza. Geliyor. Dolayısıyla ona da teşekkür ederim. Yani Euroleague'in Final Four'a katılan bir takımıyken birden düştük son 3-4 senede. Yani o kötü oldu. Yoksa oranın artık yer edinmiştik yani. Bir şeyimiz vardı. Gerçekten bir ismimiz vardı. Yani Fenerbahçe, Beko deyince artık herkes farklı bakıyordu. Ama inşallah tekrar döneriz diyorum. Bu Panathinaikos maçıyla ilgili sen kısaca bahsettin Salı günü taraftarın önünde. Bugün Başakşehir Koleji var galiba maçı ligde. O iki maçta da başarılar dileyelim takımlarımıza. Takımımıza daha doğrusu. Yani sezon başı mağlubiyetlerden çok şey olmayın ama Yani oynadığımız oyuna biraz bakalım moral yani. bozuk yani taraftarda. Yani Ya hiç bilmiyor sakatlanması kötü oldu. Yani bu tabii şimdi Bielisa alındığında ben çok sevinmiştim. Yani gene eski bir Bielisa'yı bekliyor iken. ben size söyledim Öyle. ama onu. Ben Evet, çünkü söylediniz. Sırbistan'daydım geldiği zaman. Evet. Bana oradan söylediler oynayamayacağını, sağlık açısından oynayamayacağını. Çok kötü yani. Çok kötü oldu. Sonuç itibariyle iyi bir kadromuz var. Kısa da
üst üste bu şeylerden dolayı ben bir hamle bekliyorum. Bir kısa hamlesi. Eğer bir tavşan çıkartmazsak şapkadan kendi içimizde. Dört numarada da kendi içimizde çözebiliriz eğer bir kısa alabiliyorsak. Şeyi zaten söyledikten sonra Raul Neto'yu gerçekten gerekecek herhalde bir kısa Yani yani. o çok başarılı bir transferdi. Ben ona çok sevindim. Ama sonuç itibariyle maalesef böyle bir talihsizlik oldu. Şimdi Peki. Dorsey'le gidince combo guard yani şut atıcı bir tek şeye kaldık. Wilbekin'e kaldık bu arada. Bu adam da 40 dakika oynayacak galiba. Hem top getirecek. Evet. Yani mecburen Kalates artık ilk 5 oyuncusu olacak. Katılıyorum. Sence bu senenin EuroLeague Final Four'u kimler olur? Şu an. Ben bir numara Real Madrid'i yazarım tartışmasız. Real Madrid çok ciddi bir takım. Olympiakos yine sistem takımı. Yani Final Four'u sona kadar zorlar. Barcelona bu senenin sürprizi olur. Küçülttük dediler ama benim seyrettiğim geçen gün Olympiakos'u denen Barcelona çok çok tehlikeli bir takım. İnşallah biz orada oluruz. Bir de Armani Milano'yu da çok beğendim bu arada. Armani Milano eğer Mirotic'den çok iyi bir şey alabilirse, verim alabilirse Armani Milano da çok tehlikeli. Bunun dışında sürpriz takım çıkar mı? Monaco'dan beklentim vardı. Monaco çok fıs başladı sezona. Çok çok kötü başladı. Bologna bir kazanır, iki kaybeder. Onlardan bir şey olmaz. Valencia Gençler Birliği gibi yani kazanır, kaybeder. İyi bir renk katar, ortalarda oynar. Ama ilk dörde, ilk beşe oynayacak kulüpler Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Armani ve Fenerbahçe diye düşünüyorum ben. Şeyden bir şey çıkmaz diyorsun Sırplardan. Zor. Bu sene hocanın takımı yani Partizan yine orada çok zor deplasman olur. Ama geçen seneye göre Lesor gitti, Dante gitti, NBA'ye gitti Dante. Şimdi hiç NBA yüzü görmemiş adamı hoca iki oynattı, NBA'ye yolladı Vallahi geriye. helal Yani olsun. bu şeyi de yanmadı biz kaptık. Dolayısıyla yerine hamle yapamadılar. Mirotić alacaklardı. Vallahi. Ama Kızıl Yıldızlar tehditleri sebebiyle Mirotić ülkesinde kalmayıp Milano'ya gitti. Yoksa Partizan Mirotić bombasını patlatıyordu. Anlaştılar da her şeyle ama Mirotić'in evine kadar çok tehdit olunca işin içerisine psikoposlar, başrahipler falan girdi yani Sırbistan'da Ortodoks Kilisesi. Yani hakikaten Vay. magazinsel bir şey ama yani ama Mirotić geri dönmedi karından Milano'ya gitti. Dolayısıyla Final Four'u zorlayamazlar bu sene ama zor deplasmanlar yine her zamanki gibi. Diyorsun. Peki. Panathinaikos'ta X8'i zor görür. Ben buradan söyleyeyim. Ha, şey diyorsun, işe yarar Ergin mı? Ataman'ın Ergin takımı. Ataman. Ne diyeyim vallahi Ergin Ataman'ı yani Fenerbahçeliler olarak hiç sevmediğimiz için bu söylediklerinden sonra iyice nefret etmişizdir herhalde. Diyelim. Programı istiyorsan burada tamamlayalım diyorum. Tamamdır. Hayırlı sezonlar olsun. İnşallah bu İnşallah. sakatlıklar son olsun. Son olsun aynen katılıyorum. Taraftarımız müthiş döndü ülke arenaya. Aynı coşkuyla devam edelim. Önümüzdeki hafta görüşürüz. İnşallah İbrahim Kutluay da gelecek demiştim. O da gelirse belki üçlü yaparız. Çok iyi olur teknik açıdan. Biz burada ahkam kesiyoruz da tabii İbo varken Sallıyoruz bizim hep bu arada. ahkam biz Ben daha magazinsel sallıyorum da sen söylüyorsun. Artık inanıyoruz sana yani. yok estağfurullah. Peki iyi hafta sonları görüşmek Tamam, üzere. görüşürüz. Hadi bay bay.